Görüşülecek şikayetçi Türgev ve Ensar. Şikayetçi Türgev ve Ensar diyor İlhan Taşçı. İkinci tweet'i Ritük ana muhalefet partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yayınlamayı suç saydı. Gerekçe doğruluğu kesinleşmemiş. Dünyanın her yerinde haber değeri taşıyan ve yorumsuz bu yayın nedeniyle televizyonlara para cezası verilmesi isteniyor. Karar pazartesi günü. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda üyelik görevine devam eden İlhan Taşçı söylüyor. Bunları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türgev ve Ensar üzerinden ABD'ye para aktarılması ile ilgili videoyu eş zamanlı yayınlayan KRT, Tele1 ve Halk TV hakkında bir ceza raporu hazırlatıldı diyor İlhan Taşçı. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yayınlamayı doğruluğu kesinleşmemiş bir şekliyle değerlendirerek suç sayması ve bununla ilgili dosya hazırlaması. Mesleki olarak nasıl yaklaşmak gerekir efendim? Faruk Bildirici telefon attığımızda. Sayın Bildirici, neler söylersiniz? Hoş geldiniz. Şöyle, Ritük zaten bir süredir muhalefet partisi, milletvekilleri, genel başkanı ya da işte iktidarı eleştiren herhangi bir şeyin yayınlanmaması için elinden geleni yapıyor. Yani şunu biliyoruz, Ritük siyasi iktidara göbeğinden bağlı ve oradan gelen bütün talimatları hemen cezaya dönüştürüyor bağımsız ve eleştirel kanallar için. Ama bu artık giderek gizlenemez, giderek daha da pervasız bir hale geldi diyebilirim. Şimdi bu kanallar ana muhalefet liderinin açıklamasını yayınlamayıp ne yapacak? Bu bir haber değeri taşıyan bir olay her şeyden önce. Yani evet şunu biliyoruz. Yani mesela bir iktidara yakın bir haber kıtlığı daha Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları olmadan iktidar mensuplarını çıkarıp onların yanıtlarını vermeye başladı. Yani şöyle bir yayıncılık düşünebilir misiniz? Suçlamaları, iddiaları vermiyorsunuz ama o iddialara ilişkin cevapları veriyorsunuz. Şimdi Rütü istediği habercilikte bu. Siz muhalefetin hiçbir şekilde sesini duyurmayacaksınız haberci olarak. Tamamen iktidarın sesini yayınlayacaksınız. Onların cevaplarını, onların suçlamalarını, hatta onların gerçeğe uygun olmayan bir takım ifadelerini yayınlayacaksınız. İstenen şey bu. Ama bu bir habercilik olamaz. Yani şunu biliyorum, Halk TV, KRT, Tele1 ve tabii ki diğer bağımsız ve eleştirel medya kuruluşları, gazete ve internet siteleri bunları yayınlamaya devam edecekler. Ve onlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bu yeni internet medyası ve sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yasadan anlaşılacağı gibi giderek daha fazla ceza verip giderek bağımsız ve eleştiren medyanın üzerindeki oksijeni daha da azaltmaya çalışacaklar. Yani seçime yaklaştıkça bu baskın daha da artacağı anlaşılıyor ve buna ilişkin hazırlıklar yapıyorlar ve belli ki Rütük bu pervasız cezaları daha da artıracak. Ama buna karşı mücadele etmekten ve kamu yararını gözetmekten başka bir çare yok biz gazeteciler için, biz yayıncılar için. Buradan yalan terörü konusunda bir hazırlık yapıldığına dair bir atıf siz de yaptınız. Bundan böyle muhalefet liderleri veya sözcülerinin açıklamalarının televizyon kanallarında yayınlanmasının önüne geçmek için yalan terörü ibaresi üzerinden geliştirilecek bir yasa veya yeni bir ceza yönetmeliği bunun hazırlığı içerisinde olunduğunu da düşünüyor musunuz? Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları yeni teklif onu içeriyor. Evet. Yani ben şuna karşıyım. O teklifi iktidar medyası dezenformasyon yasası, dezenformasyona karşı yasa diye adlandırıyor. Hı-hı. Ama bence bağımsız ve eleştirel kanallar ve medya bunu böyle adlandırmamalı. Bu tam internet medyası ve sosyal medyayı baskı altına alma girişimi aslında. Başka bir şey değil. Çünkü orada basın kanıtıyla ilgili yeni düzenlemelerden tutun da yayınlanacak bir haberin haberle cezaların artırılmasına kadar birçok değişik madde var. Yani siz şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bir haber yayınlayacaksınız. Onun gerçeğe aykırı olmadığına siyasi iktidar karar verecek ve hemen mahkemelerde ona uygun hapis cezaları öngörecekler. Yani getirilmek istenen şey bu aslında. Yoksa internet medyasını düzenlemek gibi bir şey değil. Şöyle bir şey düşünün. Basın kartını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın nasıl verdiğini, istediğine verdiğini, istemediğine vermediğini biliyoruz. Şimdi üstelik bazı vakıflara, derneklere bile Cumhurbaşkanlığı'nın işte uygun gördü bazı derneklere, vakıflara bile basın kartı verebilecekler. Artık işi bu noktaya getirdiler. Yani basın kartının bir önemi kalmadığı gibi onlar gazeteciliği de propagandistlikle eşit hale getirmeye çalışıyorlar. Yaptıkları şey bu aslında.
Ve hatırlarsınız Ali Mahir Başarır'ın, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın programda söylediklerinden tutun son bir yıldır muhalefet liderlerinin, muhalefet milletvekillerinin yaptıkları açıklamalarla ilişkili RTÜK cezaları çok arttı. Aynı zamanda Basın İnan Kurulu'nun resmi kesme cezaları da arttı. Sürekli yani isteniyor ki bunlar hiçbir şekilde yayınlanmasın. Ama bu habercilik değil. Gerçekten habercilik değil. Düşünün ki şu anda gazetecinin asıl yapması gereken şey bence şu. İktidar medyasına bakıyorsunuz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçış planından söz etti. Ve işte Amerika'daki vakıflara para aktardığını söyledi. Peki kardeşim kaç para aktarılmış? Bunun gelirler nereden gelmiş? Bu vakıflar paraları nereden bulmuşlar? Orada kime aktarılmış? Ne yapılmış? Ne yapılmamış? Gerçekten öğrencilere burs olarak harcanmış mı paralar gibi bu olayda sorulması gereken çok fazla soru var. Ama iktidar medyası bunun hiçbirini sormuyor. Tamamen savunmaya geçiyor. Yani bağımsız eleştiren medyadan istenen şey bu. Ama bu olmayacak. Yani gazeteciler, eleştiren yayıncılar bu soruları sormaya devam edecekler. Çünkü yani çok klasik bir sözü var ama yani yine söylemek durumundayım. Yani güneş balçıkla sıvanma mümkün değil. Sayın Bildirici, son soru. Şikayetçi Türgev ve Ensar bu yönüyle nasıl bir değerlendirmeyi hak eder? Türgev ve Ensar'ın da cidini biliyoruz. Yani oraya Kızılay üzerinden para aktarıldığını onları biliyoruz. Yani en son işte duyduğumuz Amerika'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı o Türkiye'nin bir geceye 15 bin dolar yemek parası, yani sadece akşam yemeği için 15 bin dolar ödendiğini biliyoruz. Bunlar ortada. Yani bu vakıfların daha önce vakıflarla, en özellikle Ensar'la ilgili daha önce taciz çocuklarla ilgili iddialar da ortada. Bütün bunların soruşturulmamasını sağlayan siyasi iktidar, onlar aracılığıyla gerçekten Türkiye'de siyasi rejimin dönüştürmesi için çaba harcıyor. Onları her anlamda, hem maddi anlamda hem de siyasi anlamda, adli anlamda koruyor. Ve belli ki yine koruyacak. Çünkü zaten bu parasal ilişkilerin bir ucunda siyasi iktidarda olduğu da belli. Bunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Yani onlar ne kadar kapatmaya çalışsınlar bu çok açık. Sayın Bildirici, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar size. Sağ olun. Kolay gelsin. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den, değerli meslek büyüğümüzden ilk yorumları edindik. İlk yorumları aldık. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yine ceza hazırlığı yapması. Şimdi konuşacağımız konular var. Konuşacağımız konulardan önce ekranlara getirmemiz gereken grafikler ve tweetler de var. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi lideri haber masasına başlarken kullandığımız ilk grafikle devam edeceğiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat baskınının arka planını konuşacağız bir diğer yönüyle. Çünkü Türkiye seçim sattım haline girdi ve hareketlilik artıyor diye konuştuğumuz bugünlerde Sadat meselesinde bir suikast ayrıntısı var. Şimdi bu suikast ayrıntısına değineceğiz birazdan. Ama öncesinde ceza hazırlığına ilişkin bir kez daha vurgulamak isteriz efendim. Man Adası ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem dekontları hem iddialarını paylaştıktan sonra grup toplantısında, bu grup toplantısı Halk TV dahil olmak üzere çeşitli televizyon kanallarında yayınlandıktan sonra CHP liderine çeşitli davalar açılmıştı. Ve bazı tazminat cezalarına hükmedildi yerel mahkemeler tarafından, ilk derece mahkemeler tarafından, bölge mahkemeleri, adliye mahkemeleri tarafından. Sonra Yargıtay'a gitti bu durum. Yargıtay geçtiğimiz ay emsal bir karar verdi. O kararda da bir hukuk dersi yazdı. Dedi ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu iddialar ve belgeler, ki belgeler MASAK dahilinde gelmiş, belgelerin sahteliğini kanıtlayacak en ufak bir ibare yok diyor Yargıtay. Sonrasında ise bugünlere de ışık tutan bir emsal kararı veriyor. Diyor ki bu para transferleri ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine dair suçlamalar birincisi politik alandadır. Sadece orayla sınırlıdır. Kişilik haklarına yönelik hiçbir aile bireyine hedef alınmamıştır. Bu çok net ortadadır. İkincisi, bu açıklamalar politik alanda sınırlı kalmasıyla birlikte aynı zamanda kamu yararınadır. Kamunun duyması gereken açıklamalardır ya da kamunun tartışması gereken açıklamalardır. Bu yönüyle Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası verilemez. Kamu bunu duymalı mealinde bir açıklama, bir gerekçe, bir izah koydu Yargıtay bir ay önce. Bizi ilgilendiren kısmı neresi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay Man Adası ile ilgili verilen bu karardan sonra geçtiğimiz hafta içerisinde videoyu yayınladı. Videosunda yeni bir para transferinde iddia etti ama benzer nitelikte iddialar dikkat ederseniz.
Şimdi o konuyla ilgili de emsal olarak uygulanacak Yargıtay kararı belki de. Ve bugün yaptığı açıklamalar, ABD'ye para transferine dair açıklamalar da o gün Yargıtay'ın kamu yararıdır dediği açıklamalarla çok benziyor. Dolayısıyla onu yayınlamak Yargıtay açısından kamu yarardır. Bırakın engellemeyi, bırakın doğruluğu kesinleşmiş, kesinleşmemiş meselesini diyor Yargıtay. Bunları kamu duymalı diye karar vermişken, benzeri iddialarla ilgili RTÜK bir dosya hazırlıyorsa Yargıtay'ın beyanı, Yargıtay'ın esası, usulü orada. Hukuk orada yazılıyor emsal kararıyla. Bir ay önce, çok da geç değil, bir ay önce verildi bu konuda karar efendim. Tazminat cezaları bozuldu CHP liderine verilen ama kamu yararıdır dedi Yargıtay. Bugünlere de ışık tutuyor. Bugün hazırlandığı söylenen RTÜK dosyasına da ışık tutuyor Yargıtay. Emsali vermiş. Bu tip iddialar siyasi parti liderleri politik alanda yapabilirler. Duyulması da kamu yararıdır diyor. Yargıtay bunları söylemiş. Başkası ne söyler? Biz gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. CHP liderine gelen Sadat ihbarında suikast ayrıntısı. Barış Pehlivan yazdı bugün ve bu yazı çok konuşuluyor. Arka planı çok konuşuluyor. CHP liderine nasıl bir ihbar geldi, kimden geldi detaylarına gideceğiz. Ve detaylarına gittikten sonra suikast ayrıntısının bir de bir tehdidi konuşacağız. Değerli reji, o tweet'i de buraya alma rica edeyim. Peki. Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz. İmza Ersan Ergür. Kendisi Sadat'ın yönetim kurulu üyesi. Sonra sildi bu tweet'i. Niye sildiniz diye soruluyor kendisine. Açıklama yapma gereği hissettim diyor. Sonra yeniden tweet atıyor. Bunların hepsi tek bir cümle içerisinde. Bu sefer kayıplarımızı, şehitlerimizi fotoğrafını kullanarak benzer bir tweet atıyor. Yani işte vatana siper edenlerin yanındayız biz. Bir tarafta vatanı peşkeş çekenlere karşı teslim etmeyiz demek istedik. İzahı getirmeye çalışıyor. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapısına gitmiş. Sandığa hala gelecek. Sandık hedef alınacak. Sadat üze gereği hissettim diyor. Sonra yeniden tweet atıyor. Bunların hepsi tek bir cümle içerisinde. Bu sefer kayıplarımızı, şehitlerimizi fotoğrafını kullanarak benzer bir tweet atıyor. Yani işte vatana siper edenlerin yanındayız biz. Bir tarafta vatanı peşkeş çekenlere karşı teslim etmeyiz demek istedik. İzahı getirmeye çalışıyor. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapısına gitmiş. Sandığa hala gelecek. Sandık hedef alınacak. Sadat üzerinden çeşitli iddialar, bilgiler, belgeler geliyor diyerek suçlamalarını aleni bir şekilde Sadat'ın açılmayan kapısının önünden yapmışken Sadat yönetim kurulu üyesi sonradan sildiği tweetinde sandıkta teslim etmeyiz cümlesini kurabiliyor. Hafızamızda kalsın. Birazdan konuşacağız ama o baskının perde arkasındaki suikast ayrıntısıyla başlıyoruz. Barış Pehlivan hazır. Dönelim.